Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda şayvan oynayacağım. Şayvanın üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi başlangıç olarak avcı palamızı alıyoruz. Şöyle iksirlerimizi alacağız. Hızlı bir şekilde red'e doğru geçiş yapacağım. Bot lane'in bana bu noktada daha fazla yardımcı olabileceği için red'den başlayacağım. Gördüğünüz gibi yine ignite tercihinde bulundum. Ben genelde şayvanayı ormanda oynarken flash yerine ignite veyahut bitkinlik tercih ediyorum. Daha worth olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten 6 level olduktan sonra ultiniz çok sık geliyor. Herhangi bir şekilde flash'e ihtiyacınız olmuyor. Kaçış mekanizmanız ultiniz oluyor. Fakat 6 level'e kadar birazcık daha dikkatli takılmanız lazım. Yakalanırsanız sizi affetmezler. Fakat şöyle bir güzelliği var karakterin. Karakter 1v1'lerde kuvvetleniyor. Ignite'le birlikte 1v1'de rakibi kesebilme ihtimaliniz artıyor. Bu da işin ayrı bir güzel yanı. Bu arada yapacağım build tank bir build olacak. Hani girdiğim rünler benim şu şekilde birazcık daha agresif bir rün dizilimim var. Fakat ben tank bir build yapmak istiyorum. Çünkü takımımız fazla hani frontline'a sahip değil. Bir Garen'ımız var. Garen de yeterli olmayacaktır. Hem ölmemem gerekiyor hem de hasar vurmam gerekiyor. Bu noktada da benim için etkili olan rün dizilimi ve build'i de sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu arada ben yine ürünlerin hepsini açıklama kısmına koyarım. Açıklama kısmından siz tamamına erişirsiniz. Bizim takım komp fena değil. Gayet güzel gözüküyor. Her türlü iş yaparız ya bu kompla. Sadece sabırlı olup oyunun birazcık uzamasını beklememiz lazım. Öyle de zaten pek ekmek yiyemeyiz. Ama late game'de her türlü kompumuzun ekmeğini yeriz. Kuşlarımızı da keselim hızlı hızlı. Red'i aldıktan sonra kuşları kesmek birazcık daha kolay oluyor. Bu arada kuşları aldıktan sonra hemen ormana gireceğim. Ormanda Yamperi yengeci keseceğim. Ya tek dua ettiğim şey karşıma Kha'Zix'in çıkmaması. Çünkü Kha'Zix beni şu aşamalarda hiç affetmez pasifinden dolayı. Yani tahmin edebileceğinden çok çok daha fazla hasar çıkartır. Ki güzel, buraya hiç uğramamış bile çocuk. İlk ejderde Alev ejderi. Şayvalayla bildiğiniz gibi pasifinizin ejderlere karşı çok güzel bir uyum var. Hem ejderlere fazla vuruyorsunuz hem de ejderha kestikçe büyü direnci ve armor kazanmış oluyorsunuz. Kha'Zix aynen bu arada oradan başlamış. Şimdi bota bir gitmek istiyorum, deneyeceğim. Ignite'ımla birlikte belki ekmek yeriz abi. Çok güzel. Ignite'ımı atmama bile gerek yoktu. Hani burada Zaya'nın hasarı yetmez belki diye düşündüm. 3 tane spell harcadık. Dert değil. First Blood'ı biz çıkartmış olduk. Gayet hoş oldu. Şimdi mavime gideceğim. Kha'Zix beni botta gördüğü için benim mavime gitmiş olabilir. Dikkat edeceğiz ona. Bu arada Riven hortlağın pençesiyle girmiş. Enteresan. Ben tercih edilmiyor diye biliyorum. Diana'cım çok puşluyorsun o koridoru, oraya baskın atmam çok zor. Ki daha 3 levelim. Level atlamam gerekiyor. Bak bak bak, bunu gördüm. Yaran öldü ya. Göre göre öldü bir de. Çok fazla puşladığı için çok önde kaldı. Direkt baskını yedi, affetmediler. Bir de skor Kha'Zix'e kaldı. O da pek hoş değil. Ya Kha'Zix erken oyunda skorları toplarsa late game'de onu durdurmamız zor olur. Riven enteresan bir şekilde Doran kalkanıyla başlamış. Garip. Orada Kha'Zix buralarda bir yerde Diana da öldü. Aynen burada görüş almış. Oraya gidemeyeceğim. Diana şu an farmda falan bayağı gerideymiş. Ben hani orta koridora baktığımda Diana koridoru çok fazla pushlamıştı. Safe bir şekilde erken oyunda 6 level'e kadar Zed'e karşı güçlü olmak istiyorsa farm yapması lazım. Ondan sonra zaten pek bir şeyi kalmıyor zaten Diana. Güçlenen bir şampiyon. Bu arada ben ilk olarak W güç geliştireceğim. Kha'Zix Alev ejderini tek başına hayatta alamaz bu arada. Çarp eşyası olarak da kırmızı çarp eşyası istiyorum ki 1v1'lerde kuvvetlenelim. Dediğim gibi 1v1'imiz şu an Ignite'ım da olmadığı için çok sakatta. Kha'Zix de muhtemelen flash ile duruyordur. Beni kesme durumu söz konusu olabilir. Garen bayağı güzel hasar veriyor. Ben hemen kuşlara gideyim.
6 level olmadan Shyvana'yla baskın atmak çok zor ya. O yüzden dediğim gibi 6 levele kadar sabretmek lazım. Koridor burada, ben buraya nasıl baskın atayım? Baskın istiyorsun da. Zed'de orada ultisini kullanmış. Kha'Zix flash attı mı görmedim ama Kha'Zix'i bayağı bir darladık. Şimdi Kha'Zix'in ormanına gireceğim. Birazcık ormanını ziyaret edelim. Orman kampları duruyorsa onları bir keselim. Orada ekmek vardı da biraz geç kaldım. Ben şöyle mi de doğru yolunu alayım ya. Level atlayamıyorum. Zed'in bu arada ultisi yok. Red'im gelecek birazdan. Red'im gelene kadar aslında birazcık daha vakit geçirsem iyi olur ama. Yetmeyecek hasarım ya. Ah, Garen de çok ileride oynuyor. Hiçbir yerden ekmek alamıyorum. Ignite'ım boşa gitti. Kötü oldu. Takım maalesef takip etmiyor. Birazcık daha takip etmeleri lazım. Hoş olmadı. Keşke Ignite'ımı kullanmasaydım. Birazcık daha zorladım. Totem atabilirdim. Bu arada girdiği rune de yanlış. Ben seni çok boş yapacaksın. Anlaşıldı. Hani o kadar ileride oynadıktan sonra baskına açık olman gayet normal. Bak, Diana'ya gittim, Diana öldü. Hani bunları anlayamıyorum, cidden anlayamıyorum. Ya totem atabilirsin. Ya gayet rahat bir şekilde totem atabilirsin. Can barın az, geride kal, safe takıl. Niye skor veriyorsun adama? Ben baskın atıyorum, ekmek yiyemiyoruz. Adam elini kolunu sallaya sallaya baskın atıyor ama ekmek yiyor. Adamın 22 farm var, Zed'in 56 farm var yani. Neyse bakalım. Bota güvenelim birazcık. Bizim diğer koridorlarda pek iş yok gibi duruyor. Bu da 6 level olmadan o ejderha yaklaşmayacağım. 6 level olmam lazım. Bak adam hala koridoru itiyor. Burada totemi yok. Ondan sonra baskın yiyecek. Bana laf edecek. Neyse ölsün. Hiç sorun yok. Yani şu an Riven yapması gerekeni yapıyor. Garen onun counter pick'i ve adam safe bir şekilde takılıyor. Ki girdiği rünlerinde etkisini göstermiş oluyor bu sayede. Ama Garen agresif bir şekilde oynuyor. Ekmek yiyemiyor. Totem atmıyor. Güzel. Süpersin bot. Bot orayı kazandı. Ben hemen ejder'e gideceğim. Bu harika oldu. Zed'in falan ölmüş olması baya güzel oldu. Bana free ejder demek bu noktada. Hemen ejderi de aradan çıkartalım. Kha'Zix falan ölüyken. Ejder alıyorduk. Ejder yalan oldu maalesef. Şu an ejdere dönemem. 1-0 birim. Ormanda Kha'Zix'e göre orman kamp bakımından bir iki tık daha iyi hani durumdayım ama Kha'Zix'in sonuçta skoru var. Late game'e bakacağız. Ben birazcık daha tanklaşacağım. Etkimi göstermeye başlayacağım. Dediğim gibi 6 levelden sonra çünkü çok rahat bir şekilde baskın atıyorsunuz. Ultiniz olmadan birazcık problem oluyor. O alevilerini çıkarsaydık bizim için daha karlıydı. Kıstana bir de orada flash attı, onu da gösterelim.
Aslında rakanla birlikte baskın atarsak buradan. Şuradaki Pink Ward'u kıracağım. Bir yandan da gözümüz ayağın üstünde. Bak 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 bak. Çok güzel abi. Öldün mü? Rakan. Rakan. Zed'in ultisi duruyormuş ya. Hiç zorlamazdım Zed'e, bilseydim ultisinin durduğunu. Biraz önce Diana'yı kullandı sandım. Diana'yı kullanmamış ama ona rağmen Diana bayağı bir can kaybetmiş. Şimdi armor ayakkabımızı aldık. Bu noktada armor ayakkabısına ihtiyacım var. Çünkü karşısı çok fazla AD karakterden oluşuyor. Armor'a abanacağız. Hani ilk etapta şu eşyayı tamamladıktan sonra bunun peşinden donmuş yürek alabilirim. Hatta donmuş yürek değil, direkt buzdağın eldiven alabilirim. Buzdağın eldiven alırsam hoş olur. Şu an sen o jambarıyla çok zorluyorsun. Çıkman lazım senin oradan. Ya öleceksin şimdi abi işte. Niye o jambarıyla duruyorsun ki? Yani çocuk base atsa ben buradaki minyonları tutacağım zaten. Aç gözlük kötü bir şey. Ki minyon da kesemiyor orada. Minyon kesebilse eyvallah diyeceğim. Zetona minyon kestirtmeyecek ki. Ya farmda şu an Diana'dan daha üstünüm. Bu hoş değil. Gelin yine baskın yedi. Çünkü koridoru çok puşluyor. Bu noktada sadece görüş alabiliyorum top lane'de, çünkü dediğim gibi Garen sürekli olarak puşluyor. Puşladıkça da selamlar. Hadi yana kes artık onu. Jambarına bakar mısın çocuğun ya? Kesemeyecek hadi yana. Kesemedi de. Yetmiyor hasarımız. Adam bana ping atıp kendisi öldü ya. Enteresan olaylar yani, anlam veremiyor insan bazen. Kendi takım arkadaşım bile böyle yapıyorsa. Şimdi çarp eşyamı aldım, pink ward'umu da aldım. Şu an alabileceğim ekstra bir eşya kalmadı. Kha'Zix kendisine fazla güveniyor. Bir de ayakkabısı şu an Merkür'ün adımları. Doğru bir tercih olabilir ama hani Diana bir süre sonra zaten çok fazla güçlenecek. Yani öyle umut ediyorum, çocuğun güzel olabileceğini umut ediyorum ama oynayamazsa da çok büyük sıkıntı. Şimdi flashsiz olduğunu unutmamamız lazım Kha'Zix'in. Flash olmadığı için de onu burstlememiz kolay olacak. Tabi E yeteneğini kullanmasını da beklememiz gerekiyor bir yandan. Hemen şunu ninja bir alalım. Dediğim gibi alevecileri çok değerli. Kaptırmamamız lazım. Biz Diana'ya gidiyoruz da Diana bir şey yapmıyor ki. Yani herhangi bir şekilde yardımcı olmuyor bize. Ege
Çocuk öldü ya. Atölyesi burada Hulk dener mi? Denemedi. Senin çıkman lazım. Bu arada Botley'in buraya kadar gelmesi de bizim için bir yandan iyi oluyor. Çık abi. İyi bir alev ejderi. Bizet skoru. Karşında sadece rakanı verdik. Güzel bir takas. Dediğim gibi bot lane'imiz eğer bu kadar iyi durumda olmasaydı sıkıntı çekerdik de. Çok şükür bot lane'imiz iyi durumda. İyi, ben iyi durumdayım. Garen ölmeye devam ediyor. Riven'da sadece asist var. Riven güzel de oynuyor. Kötü oynamıyor yani çocuk. Ki ileride güçlenmeye de devam edecek. Garen'a ne yapacağımızı bilemiyorum. Hani frontline dedim ama Allah'tan tank bir build yapıyorum. Agresif bir build yapsam sanıyorum ki hiçbir şekilde ekmek yiyemeyeceğiz. Evet, şu an buraya yakın. Bak bak bak. Kha'Zix de buradaymış. Okey. Kha'Zix'in baskınını bir yandan engellemiş olduk. İyi de oldu. Şu an burada totemleri vardır muhtemelen. Abi hiçbir koridora gidemiyorum şu an ya. Garen şurada oynuyor ya. Koridor orada oynuyor ve totem atıyor mu atmıyor mu ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Kha'Zix hala buralarda. Kes abi onu. Şu an nişancımız safe bir şekilde farmlıyor. Madem midi deneyelim. Zed'de W'sunu kullandı oraya yetişene kadar. Sen geleceksin de Diana. Aa. Ölme eşeğim ölme. Şu an bu Kha'Zix beni keser. Yanacım. Help me. İyi zorlamadı Allah'tan Kha'Zix. Zorlasa beni keser daha. Dediğim gibi 1v1 şu an çok kuvvetli. Ignite'ım falan da yoktu. Hiçbir şey yapamazdım burada. Ben de izimi atayım. Şimdi donmuş balyoza başlayacağız. Donmuş balyoz dediğim gibi çok değerli bir eşya. Donmuş balyozu tamamladıktan sonra direkt peşinden bir atak speed eşyası almam lazım. Bunun için de en güzel eşya şu an aklın sonu. İşime çok yarayacaktır. Hani karşıda AP bir karakter yok ama ben vurdukça stackleneceği için etkili olabilir. Veya mahvolmuş kralın kılıcı da aynı şekilde benim işime yarayabilir. Şu an bu oyun bayağı skorsuz geçti ya. Aşağı yukarı %50 bir skor katkım var ama daha da fazlasını yapabilirdik. Takım birazcık daha destekleseydi. Mesela mid'e çok sık gittim. Tapa zaten gitmeme imkan kalmıyor. Garen sürekli puşluyor. Allah'tan o koridoru kazandı. Kuleyi falan alarak. Diana da çok önde. Ona yakın kalayım. Kha'Zix gidebilir ona. Bir daha Kejdar daha ejderi. Okey. Şimdi Alev ejderinin bizde olması güzel oldu. Hasar namına eğer rakip alsaydı çok çok daha güçleneceklerdi. Hani Kha'Zix'in çok rahat bir şekilde tek attığını falan görebilecektik. Alamadı. Bot lane'imiz kazandı. Nişancımız 5-1 olmuş. Tristana'ya göre çok çok üstün. Hani bunları korumamız bizim için önemli. Şu noktadan sonra dediğim gibi ben tamamıyla önde kalacağım. Hasarı tanklayacağım.
Güzel. Ben ölmemeye başladım abi. Hasar yemiyorum. Güzel denedi bizimkisi. Cidden dediğim gibi rakanımız neyse ki iyi durumda. Haritada baskı kurma konusunda çok güzel bir şekilde yardımcı oldu. Destekledi sürekli. Ah be, ah be. Şimdi daha ejderi geliyor. Bir yandan da botu tutmamız lazım. Ben burada buna girmeyeceğim. Bota gideceğim. Çünkü eğer buna başlarsak engel olacaklar. Benim de çarpım yok. O yüzden hiç gerek yok. Botu tutmak daha mantıklı. Bu arada elektrik var, karaktere gidiyor. Hele ki atak speed build'iniz varsa hızlı bir şekilde destekliyorsunuz. Patır patır hasarını vuruyor Char. Ultim yine geldi. Destek olayım dedim de yetmedi ya, kesemedik çocuğu. Güzel, Riven da güzel sattı. Hadi bakayım. Şimdi ejderi alabiliriz. Bu ejder çok değerli. Dağ ejderi. What? Niye bastın ultine? Güzel. Bot lane'imiz neyse ki kazanmış. Hani o koridoru kazanabilmelerini pek düşünmüyordum açıkçası. Nautilus Tristana ikilisi. Early'leri de çok kuvvetli, late'leri de çok kuvvetli ama güçlenemediler. Bu bayağı iyi oldu. Şimdi benim dolmuş balyozum da tamamlandı. Hemen peşinden bir atak speed eşyası dediğim gibi almak zorundayız. Aslında Guinsoo falan da alabilirim ha. Fena olmayabilir. Daha önce denemedim Shyvana'ya sanırım. Girin şu an bayağı kaşınıyor. Ama dolmuş balyozu mutlaka alın. Aslında atak speed yerine direkt ben buna gideyim ya. Bunu alacağım. Tanklaşmak istiyorum. Zaten takım yeterince hasar çıkartıyor. Önde duracak birilerine ihtiyaçları var. Öldürttüm adamları da. Ah be, kuleden bir hit daha yeseydin ne olurdu be. Ignite'ım olsa döneceğim de Ignite'ım yok şu an. Buralarda bir yerde Kha'Zix olacak. Benim karşıma çıkmasın da şu an. Çünkü dediğim gibi beni şu noktada kesebilecek tek kişi Kha'Zix. Onun dışında başka kimse zorlayamaz. Ha, bir de Zed zorlayabilir ama Zed'den de açıkçası o kadar umutlu değilim şu an. Yarın öldüremezler herhalde. Şimdi bu ölü adamın zırhı geldikten sonra ben birazcık daha hızlı koşacağım. Ultimle atladığımda çok çok daha fazla hasar vereceğim. Eşyanın pasifinden dolayı. Bir de bayağı bir işimize gelmiş olacak. Güzel güzel. Bekleme sürem şu an çok az. Yetersiz yani. En azından Q için birazcık daha kısalsa iyi olurdu. Bunu aldıktan sonra bir Haşmetli Hydra alabilirim. Haşmetli Hydra'yı aldıktan sonra herhalde beni Kha'Zix'te kesemez. Sonrasında da bir çivili zırh alırız zaten. İşimiz tamamlanmış olur. Aslında şu an Baron'a müsaitiz de. Ben şu Tap Kule'ye gideyim. Ama burada savaş çıkar mı acaba?
Ya o kadar kişinin arasından beni mi çektin cidden sen? Adam o kadar kişinin arasından beni aldı ya. Zaya oraya topladı. Nice. GG. Dediğim gibi abi ben frontline'ımı yaptım. Takımı takladım. Bizim nişancımız aradan hepsini topladı, ayıkladı. Öyle adamın zarını şu noktada tamamlayamıyorum ama zaten oyun bitecek. Hatta tamamlayabiliyoruz. Şimdi bu da gelsin. Tamamdır. Güzel. Şu noktada cidden nişancı ve support farkı oldukça büyük bir etken. Zaten support 18 skorluk katkı yapmış. Hani daha ne yapsın? 23 skorda 18 skorluk bir katkı. Çocuk çok güzel roam attı. Çok güzel destek oldu. Support oynarken yapmanız gereken olay bu abi. Hani bazı şampiyonlarla roam atmanız zordur. Ama işte Rakan olsun, Pyke olsun yeni gelen hero'lardan. İşte Bart olsun. Bu hero'larla abi çok rahat bir şekilde roam'a çıkabilirsiniz. Diğer koridorlara destek olabilirsiniz. Ormancı ile birlikte baskın atabilirsiniz. Ki hepsinden garanti sonuç alamasak da çok güzel bir şekilde rakibin siperlerini de almayı başardık. Bu noktada çok güzel oldu. Bir de hasar tablomuza bakalım ne kadar vurmuşuz onu da bir görelim. Oynarken oyun başında birazcık tilt oldum açıkçası. Orta koridorla top lane'e. Çünkü baya bir şey oynuyorlardı hani. Sürekli pushuyorlardı rakibin üstüne ve sürekli baskın yiyorlardı. Totem atsalar da bir işe yaramıyor. Çünkü sürekli ileridesiniz. Ki kitle kontrolünüz yok. Ben baskın atsam sonuç alamayacağız. O yüzden orta koridorda veya top lane'de hani bir kontrol büyücüsü veya işte kontrol karakteri, kitle kontrolü bol olan bir karakter olursa baskın atması Shyvana'nın daha kolay oluyor. Ama kitle kontrolü olmayan bir kompunuz varsa baskın atmanız çok çok zor. O yüzden Shyvana tercih edilmiyor aslında. Bu noktada 14k hasar çıkartmışım. Gayet güzel bir hasar. Hani en fazla zaten Zaya vurmuş. Ondan sonra gelin. Peşinden de biz getirmişiz. Karşıda da 18k ile Riven vurmuş. Bunun dışında 6 tane pink ward atmışım abi. Daha ne yapayım? Sürekli pink ward attım. Rakan'ımız kullanmamış maalesef. Bu noktada birazcık ayıp etti. Diana'yı tebrik ediyorum. 2 tane atmış. Onun dışında başka kimse de yok. Rakipte de Nautilus 2 kere ve Riven 1 kere olmak üzere pink ward kullanmışlar. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.